Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 17. bölüm, yani dikdörtgen konumuzun 7. köşe taşında kalmıştık. Buradan hemen vira bismillah deyip başlıyorum dostlarım. Şöyle odaklanmasını, parlaklığını bir açalım. Bakalım ne diyor. Dikdörtgenin iç açıortaylarının kesim noktasıymış dostlar. Şimdi bir dikdörtgenin açıortaylarının kesim noktasını alıp da şurada oluşturduğumuz dörtgen her zaman kare çıkar. Bunun ispatı da şöyle arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şimdi bu açıortaysa 45-45. Bu da açıortaysa 45-45. Bakın 45-45. Burası oldu 90. Yani bunun tersi de 90. Şimdi bu açıortay. Bu da açıortay hocam. Bu da 45-45. Bu da açıortay 45-45'i yazalım. 45-45. Bakın burası da 90 oldu. Yine 45-45. Burası da 90. Aynı şekilde şu 45-45. Buranın da 90 olduğunu gördük. Yani 4 açısının da 90 olduğunu bulduk şimdilik. Peki başka ne yapabiliriz öğretmenim? Şimdi ne diyordu bize? Bu ortadaki dörtgenin alanının kare olduğunu, karenin alanının 8 olduğunu söylüyor. O halde bir kenarımızın 2 kök 2 olduğunu da söyleyebiliriz. Onu da yazalım. Bir kenar 2 kök 2. Çünkü 2 kök 2'nin karesi 8 olmalı. Alana eşit olmalı. Sonra bakın şurası 12 ise şu ikiz kenar dik üçgenden ikiz kenarların uzunluğu 6 kök 2 olmalı ki kök 2 katı 12 olsun. O halde şuraya da 4 kök 2 kalacak. Buraya da 4 kök 2 kalacak. Dostum 4 kök 2, 4 kök 2 yine 45-45 90'dan kök 2 katı olacak 8. Dolayısıyla bakın dikdörtgenimin alanı 8 çarpı 12'den 96 gelecek. Hadi geldik buna. Bir paralel kenarın iç açıortaylarının kesişim noktalarını köşe kabul eden dörtgen için. Yamuktur, paralel kenardır, dikdörtgendir. Şimdi dikdörtgenle paralel kenar kesin. 2 ve 3 tamam. 1'den cevap ne diyor? Edirne diyor cevap. 1 de oluyormuş. Bir bakalım, bir şekil çizelim de öyle konuşalım arkadaşlarım. Şimdi bir paralel kenar çizeyim ben hemen. Paralel kenarımızın şöyle açıortaylarını bir çizelim. Şöyle dördünü de çizdim arkadaşlarım. Bakın evet doğru, yani şu ortadaki dörtgenden bahsediyoruz biz aslında, şu kesim noktalarını oluşturan dörtgenden. Doğru arkadaşlarım, yamuk da olma ihtimali var. Yani sonuçta şunların illa paralel olacak diye bir kural yok. Paralel de olmayabilir şunların ikisi. Paralel değilse sadece bu ikisi paralel olur ve sadece iki kenarı paralelse biz bu dörtgene yamukta diyebiliriz. Dolayısıyla evet Edirne şıkkı, yani üçü de doğrudur diyebilirim. Bir dikdörtgenin iç açıortaylarının kesim noktalı kesişim noktalarını köşe kabul eden dörtgenin ait olduğu en dar küme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kare olacak arkadaşlarım. Evet, Adana şıkkında kare var. Şimdi hocam niye dikdörtgen değil? Bakın dikdörtgen genel bir tabir arkadaşlarım. Şimdi buradaki en genel tabir paralel kenar. Paralel kenar karşılıklı kenarları paralel olan tüm şekillere deniyor. Tüm dörtgenlere deniyor. Eşkenar dörtgenin olayısa şu. Karşılıklı kenarları paralel olacak ama bakın bir şart daha var. Yani genelden biraz daha özele doğru gidiyoruz. Bir de kenarları eşit olacak. Dikdörtgendeki olay şu. Karşılıklı kenarları paralel olacak ve bir de bütün açıları 90 derece olacak, karşılıklı kenarları eşit olacak. Dikdörtgen de bakın genelliğin dışında kendine ait özel durumları var. Ama en darı hangisi? Kare. 1. Karşılıklı kenarlar paralel olacak. Yani paralel kenarı geçtik. 2. Karşılıklı kenarları eşit olacak, dikdörtgeni geçtik. 3. Bütün kenarları eşit olacak, eşkenar dörtgeni geçti. 4. Bütün açıları 90 derece olacak. Bakın bunu tanımlayabilmek için 4 farklı özellik söyledim ki en dar kümemiz kare oldu arkadaşlar. Yani dikdörtgen dediğiniz zaman içine kare de girer. Eşkenar dörtgen dediğinizde içine kare girer. Kare girer sadece, öyle söyleyeyim. Paralel kenar dediğinizde dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare dördü de girer içine. Deltoid zaten ayrı bir bağımsız bir şey arkadaşlar. Onu sırf şaşırtıcı olsun diye yazmış. Deltoid kendine ait bir özel bir dörtgendir. Ama bir dikdörtgenin, yani birinci soruda da gördüğünüz gibi iç açıortaylarını kesiştirdiğinizde deltoid çıkmaz diyebiliriz arkadaşlar. Aslında deltoid de diyebiliriz. Sonuçta iki tane ikiz kenar üçgenin birleşmesinden oluşuyor. Ama daha geneli var, kare. Daha darı var daha doğrusu. Evet, 4 numaradayız. Yine açıortaylarmış bunlar. O zaman hemen 45-45'lerimizi yazalım.
45-45. AB'yi 10 vermiş. AB 10 ise şu uzunluğumuz bizim ne çıkmak zorunda? 5 kök 2. Bu da 5 kök 2 çıkacak. 45-45'lerden dolayı arkadaşlar. 5 kök 2. BC'yi 2 vermiş. Burası 2. Neyi soruyor? Alan EFGH. Şimdi burası 2 ise şunun kök 2 kök 2 olması lazım. Çünkü kök 2 katı 2 olacak. Bunlar 45-45-90 üçgeni olduğu için. Peki şuranın tamamı 5 kök 2 idi. O zaman şu uzunluğa 3 kök 2 kaldı. Demek ki bu ortadaki karenin bir kenar uzunluğu 3 kök 2. Alanını soruyor bize. Pardon, kök 2 ise 4 kök 2 kaldı. Çok özür dilerim. 5 kök 2 idi çünkü buranın tamamı. Alanı da bir kenarın karesi olacak. 4 kök 2'nin karesi 32'yi işaretledim dostlar. Hemen çevirdim. 8 numaralı köşe taşımızı gömelim. Birinci sorumuz. Bir açıortay görüyorum. Hemen 45-45'ini yazalım bunun. Tabi burası 90'dı. Buraya da 45 yazalım. Bakın 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6 6. Bu da 6'ymış. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 6 ile 12'nin çarpımı 72'dir dedim. Buna bakalım, yine dikdörtgenin alanını soruyor. 15 75 90 üçgeni var. Bunun özelliği neydi? 90 dereceden hipotenüse diklik indirirsek haşa 4 haş hipotenüsün 4'te 1'i olacak yüksekliğimiz. Yani bu yüksekliğimiz 3 birim olacak. O zaman benim şu üçgenimin alanı 3 çarpı 12 bölü 2'dir. Aynısından bir de burada var. Çarpı 2 diyorum. 3 kere 12 36'yı işaretliyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Evet, bakın burada da ne görüyorum dostlar? Şunlara K, K, K ve K dediğimde bakın şu dik üçgenimizde 90'ın karşısı 2K, neyin karşısı K'dır? 30'un. O halde burası 60. Şimdi 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun kök 3'e bölünmüş halidir. 2 kök 3. Demek ki K'yı 2 kök 3 bulduk. Şurası da 2 kök 3. Şimdi burası 30 ise şu açı 60, şu açı 30 derece. Bakın 30'un, pardon, burasına 30 diyemeyim. Sadece burasına 60 diyebilirim arkadaşlarım. Çünkü burası 90 derece değil. Şimdi burası 2 kök 3. Hemen şuradan bir diklik indirelim biz yine. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak kök 3. 60'ın karşısı da kök 3 katından 3 gelecek şu uzunluğu. Şimdi 2 kök 3, 2 kök 3 daha, burası 4 kök 3'müş. Tabii ki üst taraf da 4 kök 3. 1 kök 3 buradaysa buraya da 3 kök 3 kalacak. Hemen şuradan da Pisagor çakacağım dostum. X kare eşittir 3 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi. 36'dan 6'yı paketledim. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. 4 numaradayız. Yine 30-60-90'larımız var. Hemen şuraya 30 yazalım. Sonra 30-60, şurası 90, şurasına 30 yazalım. Şuraya 150 kalır. 75-75 yazalım. 30-75, buraya da 75 yazalım. O zaman bunlar oldu ikiz kenar. Şurası oldu x. 4 ise karşıki kenarda 4. 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı oldu 8. Gobeller 30-60-90 üçgeninden çıktı. Bu köşe taşı kolaydı. Hemen geçtik bir sonraki 9 numaralı köşe taşımıza. Evet, Öklit yapacakmışız gibi duruyor. Şuradan dikliğimizi devam ettirirsek arkadaşlarım. Bakın 8'i buraya taşıdım 8. 2'yi de buraya taşıdım. Şuna H dersem H kare 2 çarpı 8. Yani H kare eşittir 16. H eşittir 4. O zaman benim şu uzunluğum 6 geldi. Yani dikdörtgenimin kısa kenarı 6. 6 çarpı 10. Dikdörtgenin alanı 60 çıktı. Bak bunu artık hemen kendiniz yapabilirsiniz dostlarım. Şuradan dikliğimi indiriyorum. 1'i buraya, 4'ü buraya taşıyorum. Hemen h kare eşittir 4 çarpı 1, yani p çarpı k öklitini yaptım. H kare 4, h'ı 2 bulduk. Burası 2 ise tabii ki dikdörtgenimin kısa kenarı 2. Alanın soruyor. 2 çarpı 5'ten 10. Neredeyse tıpatıp aynısı değil mi dostlarım? Hemen şuradan bakın dikliğimi devam ettiriyorum. 1'i buraya, 4'ü buraya taşıyorum. H'ı bulalım. H kare eşittir 4 çarpı 1'den. H kare eşittir 4. H eşittir 2 geldi. Burası 2. O zaman benim dikdörtgenimin uzun kenarı 10 birim çıktı. Buna bakalım bu ne diyormuş. Alan ABCD 144. Şimdi şuna K diyelim, şu da K, şuna da M diyelim arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı K ile uzun kenarı K artı M'nin çarpımıdır ve bu 144'müş.
Şimdi şurada da diklikten diklik indiği için şu üçgenimde bir öklit çakıyorum. Yan kenarın öklitini yapıyorum. X kare eşittir yakın parça çarpı hipotenüsün tamamıydı. Yani K çarpı K artı M. E bakın bunu biz zaten 144 bulmuştuk. Demek ki X kare 144, X eşittir 12'yi patlattım. Evet, 10. sorumuzdayız arkadaşlarım. Benim en çok sevdiğim sorular. Bakın gelin size burada bir pratik yol öğreteyim mi arkadaşlarım? Şimdi önce şu verilenleri bir yazayım. DF 12, EC 8, X'i de soruyor. Dostum X kare niye eşit biliyor musun her zaman? X kare bu 8 ile bu 12'nin çarpımına eşit. 96'ya yani. O da nedir? 16 çarpı 6'dır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 6. Dostum pratiği aklında tut. Bence hiç fazla uğraşma. Direkt kısa yolla yap gitsin. Normalde bunu nasıl yapacaktım? Hatta yukarıda bakayım. Evet hocam köşe taşında zaten öklitten nasıl yapıldığını göstermiş. Ben normalde benzerlikten de çözüyorum bu soruları. Kelebek üçgen olur. Ya da şu dik üçgenle şu dik üçgenin benzerliği olur. Oradan da çözüyorum ama hadi gelin hatta ilk soruyu sizin için o yolla da çözeyim. Bakın şu açıya A diyorum. Şu açıya B. Burası 90. Şimdi şu dik üçgeni görün. A, B, 90. Şimdi şurası A, 90. O zaman şuraya da B yazacağım. B, 90. Buraya da A yazacağım. Bakın X ise burası da X. Şimdi şu kırmızı yaptığım dik üçgende B'nin karşısı 8 bölü. Şu dik üçgende onu da şöyle kalın yapayım. Burada B'nin karşısı X. 8 bölü X eşittir. Burada A'nın karşısı X. Burada A'nın karşısı 12. Bakın X kare eşittir. 96'yı böyle buluyorum. X eşittir. 4 kök 6'yı da işaretliyorum. Ama şimdi bakın bir tane daha yapalım pratik yoldan. Bundan sonrakileri pratik çözeceğim. Şimdi 8 numarada bakın köşegenin biri tam köşeden köşeye gitmiş. Bu bir köşegen. Köşegen çizilmiş. Burada da şunu yapın. 8'in karesi yani 64. 4 çarpı tamamı. İkinci öklit bağıntısı 4 artı x. Dediğim gibi yine dik üçgen yaparak istersen sen bunu tekrar bulabilirsin. AB 90 benzerliğinden. Buradan da 16 olur. X de 12 gelir. Şuna bakalım. Şimdi ne diyeceğiz burada? 6 kök 2'nin karesi yani 72 eşittir 8 çarpı 5 artı x. 8 çarpı 5 artı x. 8 ile 9'un çarpımıdır 72. 5 artı x 9 ise x de 4 olur. Hemen buna bakalım. Ne demiştim? 4'ün karesi şuraya k dersem k çarpı tamamı bak çünkü biri köşegen tıpkı ikinci sorudaki gibi. Biri köşegense yan kenarın ökleti. O zaman k 2. 16 2 ile 8'in çarpımı çünkü burası 2. Neyi soruyor? Alanını. 4 çarpı 8 32'yi paketledim. Evet, 10 numaralı köşe taşımız da tamamdır. 11'e geçelim mi diye düşünüyorum. Geçelim ya. 11'i de çözelim arkadaşlarım. Hadi bu da bitsin. Burada da ne var? Kural sorusu var arkadaşlarım. Şurada. Zaten yukarıda köşe taşında da anlatmış hocamız. Önce şunu bir yerleştirelim. APPC'nin 3 katıymış. Burası 3x. Buradaki olay şu. Karşılıklı köşelerden çıkan şu uzunlukların kareleri toplamı. Yani 3x'in karesiyle 9x kare yapar. X karenin toplamı eşittir. 6'nın karesiyle 8'in karesinin toplamına. Buradan 10x kare eşittir 100. X kare eşittir 10. X eşittir kök 10. Şimdi aynı muhabbet burada da geçerli arkadaşlarım. Yine bakın karşılıklı köşelere gidenler. Şimdi nereyi vermiş? EB'yi 4 kök 3 vermiş. Bakın Bursa'yla Denizli'ye giden karşılıklılar. 5 ile 4 kök 3. 5'in karesi 4 kök 3'ün karesi eşittir. 3 ile 3'ün karesiyle x'in karesinin toplamına. Buradan 9'u çıkaralım. 39. 39, 25 de 59, 64 yapıyor. Oradan da 8 mi geliyor x'imiz? Evet. Burada da bakın aynı sorumuz var. Tıpatıp aynısı arkadaşlarım. Şimdi Edirne noktasında karşılıklı köşelere gidenler. Denizli ile Bursa'ya gidenler 10 ile 2 kök 5. O zaman 10'un karesi 100. 2 kök 5'in 2 kök 15'in karesi 4 çarpı 15'ten 60 eşittir. Şimdi Ceyhan'a giden 4. Buraya dikkat edin. Adana'ya giden 4 artı x. Artı 4 artı x'in karesi. Şöyle 4 artı x'in karesi olacak. İşte mevzu bu.
Şimdi 160, 16'yı çıkartalım 160'tan. 60'tan 10 çıksa 50, 6 çıksa 44. 144. 144 neyin karesidir diye soracağız. 12'nin. Demek ki şurası 12. 8 ile 4'ün toplamı 12'dir dedim. Son sorumuza geldik. Bakın burada da şu kök 5'in dikdörtgen ya burası arkadaşlar. Şu da kök 5'in değil mi? Köşegenler eşitti. Veya bunu da çizsem bu dikdörtgenin bu da x olacak. Ve bakın K noktasından C ile A'ya gidenlerin kareleri toplamı 36 artı kök 5'in karesi 5 eşittir 4'ün karesi ile x karenin toplamına eşit. 16 20 bıraktı. 25 x kare x 5 gelir dedik. Evet, 11 numara da tamamdır. Hadi 12 numarayı da gömelim. Dik üçgen 4, 8. Arkadaşlarım, paralel kenarda öğrendiğimiz kuralın aynısı burada da geçerli. Benim şuradan çizdiğim diklik ile buradan inen karşılıklı köşelerden köşegene inen diklikler eşittir. Şimdi önce şu dikliği h diyelim. H kare eşittir 4 çarpı 8 öklitini yapalım. 32, 4 kök 2 gelir burası. O zaman bu da 4 kök 2. Sonra şu parçayla şu parça eşitti. Burası da 4. Demek ki buraya da 4 kaldı. Hemen şuradan da Pisagor çakıyorum. X kare eşittir. Bir 4'ün karesi 16. Bir de 4 kök 2'nin karesi 32. 38, 48, 4 kök 3 yapıyor sorumuzun cevabı. Evet. Buna bakalım. Şimdi 30. Demek ki şurası 60. 30, 90. Şurası 60. Şurası 30. 90'ın karşısı 2x olacak. Demek ki burası da 2x. 60'ın karşısı x kök 3 olacak. Demek ki benim şuradan çizdiğim diklik de x kök 3. Yine şurası 30. 30'un karşısı da x olacak diyelim. Buna göre ah x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi nasıl yapalım bunu? 30. Şurası 60. Şurası 30. Yine buradan bir diklik Pisagor yapsam mı diye düşündüm. Gerek yok. Şurası 90. 30'un karşısı x kök 3 ise 90'ın karşısı 2x kök 3. 60'ın karşısı yani şurası x kök 3'ün kök 3 katı 3x. O zaman şuraya da 2x kaldı diyebilirim. Evet, şimdi şuradan Pisagor'umuzu yapalım hemen. 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. X kök 3'ün karesi 3x kare ile 2x'in karesi 4x kare. 7x kare 28. 7'ye bölersek 4 eşittir x kare. X eşittir 2 çıktı. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet, 2, 7, 1. Şimdi ben buradan da bir diklik çizersem ne biliyorum artık? Bak, burası 2 ise şurası da 2 olacak. Şuraya 1 kaldı. Sonra bu diklikle bu diklik eşitti. Önce bu dikliği h kare eşittir p çarpı k, yani 2 çarpı 8 diyelim. Öklitten bulalım. H kare 16. H 4 gelsin. Bu 4 ise bu da 4. Şimdi şuradan da dik üçgende Pisagor yapalım. X kare eşittir. Bir 1'in karesi 1. Bir de 4'ün karesi 16. Kök 17 çıkar. Buna bakalım. AP PC'nin 2 katıymış dostlarım. Şurası X ise bu AP 2X'miş. Hemen bakın diklikten diklik indi, öklit çakalım. H diyelim buna. H kare 2x kareye eşittir. H kare eşittir 2x ile x'in çarpımı. 2x kare. H eşittir x kök 2. Burası x kök 2. Yani ben buradan da bir diklik indirsem bu da x kök 2. Şu parçayla şu parça eşitti. Burası x. O zaman buraya da x kaldı. Şurada da Pisagor yapıyorum. 3 kök 3'ün karesi 27 eşittir. X kök 2'nin karesi 2x kare artı x kare. Yani 3x kare 27. X kare eşittir 9. X eşittir 3 geldi. Evet, 12'yi de gömdük. Tamam, biraz duralım arkadaşlarım. Kalanını da sonra gömeriz artık. Hızlı hızlı gitmeyelim bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşürüz artık gençler. Kendinize iyi bakın.